Merhaba arkadaşlar. Muharrem diye bir arkadaşımız benden 1500 TL'ye kadar bir kombin ekipman çıkartmamı istemiş. Bunu tabi dizlikle çıkartabiliyorum. Hani bir bot öneremiyorum, bir pantolon öneremiyorum. Bir onun yerine Zandona dizlik öneriyorum. Bu mafsallı bir dizlik ve bel qualifier kaskını önereceğim ona. Bunların tabi Türkçe fiyatlarını, Türkçe açıklamalarını da zaten açıklama kısmına yazıyorum. Bu kaskı giydim zaten gördünüz ve ön tarafındaki bakış açısının ne kadar geniş olduğunu görüyorsunuz. Ön havalandırma kanalları iyi ve başlangıç için iyi bir kask. Çünkü double D bir bağlantısı var. Kafanızdan çıkmasını engelleyecek şekilde yapılmış. Hani yeni başlayacağım dediğin için ona göre öneriyorum. Hani herhangi bir düşme durumunda sana daha az zarar verebilecek ürünler tanıtmaya çalışıyorum. İç petleri çıkartıp yıkanabiliyor. Hani herhangi bir koku durumunda zamanla bir koku yaparsa istersen çıkartıp yıkayabilirsin. Ön tarafında havalandırma kanalı var, üst tarafında havalandırma kanalları var. Bunlar elle idare edilebiliyor. İstediğin zaman açıp kapatabiliyorsun. Spoiler'ın hemen üstünde iki havalandırma kanalı var. Şöyle yanlarında da iki tane hava çıkış kanalları var. 1587 gramlık bir kask ve hani belin iyi kaslarından bir tanesi. Açtığınız zaman zaten bakış açısını görüyorsunuz. Double D bir bağlantısı olduğunu söyledik. Petleri de zaten çıkartılabiliyor. Havalandırma kanalları da gerçekten iyi olduğu için bu kask ideal yeni başlayanlara önerebileceğim kasklardan bir tanesi. 1500 liraya dediğim için ona göre de üst kombin yaptım. Skoyko'nun bir tane eldivenini öneriyorum. Bu da MC17 diye. Hem yumruk hem eklem yeri korumaları var, körük mekanizmaları var. Hani en azından gaz ve fren sıkmanı engellemeyecek şekilde yapılmış. Bir tane cırt cırtı var üst tarafında. Şurada da bir tane fermuarı var. Aynı zamanda iç bilek koruması olan bir tane eldiven bu. Aynı zamanda elinden çıkartmadan telefonunu kullanabileceğin iki tane hassas parmağı var, şu parmakları. Bunlar zamanla tabii ki deforme oluyor. Deforme olduktan sonra bu eldiveni tabii ki değiştirmek gerekiyor. Ama hani hemen çat diye deforme olacak diye bir şey yok. Üst tarafı deri ve kumaş alaşımlardan oluşuyor. Bu hani yazlık ve baharlık bir eldiven. Tam yazlıkta değil aslında. Biraz daha hani baharlık, kış aylarına daha uygun. Ama yine de hava alabilir özellikleri var. Kumaş kısımları biraz böyle filemsi şekilde yapılmış. O yüzden de hava alabilir. Üstündeki cekete geleyim. Üstündeki ceketin adı Venom Jaws Air diye geçiyor. Tamamen yazlık. Şu anda yaz ayı geldiği için yaz özellikle kombini paylaşıyorum. Yan tarafında iki tane cebi var. Naylon 6.0'dan yapılma. Dış polyester bir yüzeyi var. Havalandırma kanalları için havalandırma kanalları değil de havalanmasını rahatlıkla sağlayabilecek file bir dokusu var. İçi de tamamen file dokuyla yapılmış zaten. Yan tarafında file dokusu var. Arka tarafında bir tane sırt koruması var. Bu sırt korumayla beraber geliyor. Ve CE onaylı korumalar. Dirsek ve omuz korumaları da CE onaylı. Ve hani dayanıklı bir cekettir. Yaz sürüşleri için yapılmıştır. Bunun da fiyatı 275 TL. Bunun da 175 TL, Zandona dizlikler 260 TL ve kask da yaklaşık 850 lira, 900 lira civarı bir kask. Onu da hani 900 lira, 1000 lira da olabilir tam olarak. Bunun zaten fiyatlarını açıklama kısmına yazıyorum. 1500 lira ortalamaya bunları toplayabildim. Yeni başlayacağın için özellikle hani üst korumalarını, kaskını daha iyi seçmeye çalıştım. Üstündeki montu beğenmediysen istersen altındaki diğer linklere de bakarak mont tavsiyelerine oradan bakabilirsin. Ama bazı montların fiyatları farklı olabilir. O montları da sana hani 1500 liraya biraz geçebilirsin. Kusura bakma. O yüzden de hani o şeylerde hani ortalamanın biraz üstüne çıkman gerekebilir. Daha iyi bir mont seçmek istiyorsan, hani 4 mevsim bir mont seçmek istiyorsan yine pro seviyenin Venom'un bir üst seviyeli. O da 200 lira civarında bir fark yaratacaktır. Yani 1500 lira değil de 1700 liraya gibi bir fiyata çıkacaktır. Onlar da aklınızda olsun madem. İyi sürüşler.